Şah İsmail hikayesi bir diğer kahramanlık hikayesi. Şah İsmail elma yenerek çocuk sahibi olunması dikkat çekmekte bazen bunun yerini nar da alır. Türkiye Azerbaycan, <laughs> Türkiye Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Balkanlar, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyetlerinde bilinen hikayenin sözlü ve yazılı kaynaklarda çok sayıda anlatması var. Gerek hikayede görülen coğrafi sahint sahi, Yemen gibi gerekse bazı motifler yönünden mesela ne gibi motifler var devlerle savaş. Göze tuş kuş tüyünün sürülmesiyle görmeye başlanılması Şa İsmail hikayesinin bir masal kaynaklı olduğunu gösterir. Şa İsmail hikayesi doktora tezlerinde Lisans tezlerinde, yüksek lisans tezlerinde bulunmaktadır. Hikaye üzerinde Türkiye'de Faruk Çorak tarafından hazırlanan bir doktora tezi vardır. Hikayede dikkati çeken hususların başında elma yenerek çocuk sahibi olma vardır. Bu motif sevgi konulu halk hikayelerinin tamamında karşımıza çıkar. Elma yenerek çocuk sahibi olma. Zaman zaman elmanın yerini nar alır. Mesela nar nerede var? Unutmayınız. Asuman ile Zeycan'da vardır. Asuman ile Zeycan hikayesinde vardır. Bilindiği gibi Elma Türk mitolojisinde olduğu gibi dünya mitolojilerinde de üremenin sembolüdür. Şah İsmail'in kapısı bacası olmayan kuleyi bir güz darbesiyle yıkması, devlerle yapılan savaşı kazanması Alp tipinin özelliğidir. E, Arap üzengi ile başa e, baş başa kaldıklarında aralarındaki kılıç bir ant şeklidir. Kirman Şah'tan aklınıza gelsin Şah İsmail birden fazla eşle evlenmiştir. Hikayede baba oğlunun getirdiği kızlara aşık olur ve sonunda kötü baba cezalandırılır ve Şah İsmail ve üç kız mutlu sona ulaşır. Görmeyen gözler genelde toprak ve kanla tedavi edilir ama bu hikayede kuş tüyü yardımcı olmaktadır. Yolculuk sırasında Arap üzengi ile ne dedik aralarına kılıç koyması. Kirman hikayesinde olduğu gibi bir ant şeklidir. Benzer bu ant Dede Korkutta Köroğlu gibi anlatmalarda da vardır. Birden fazla eşlilik önemli. Halk hikayelerinde çok eş de evlilik yok denecek kadar azdır. Zaten hikayelerdeki kahramanların büyük çoğunluğu kavuşamamıştır. Bilindiği gibi a halk hikayelerinde kavuşanların başında kim var? Aşık Garip ile Senem. Erciş ile Selvihan, Şah İsmail ile Gülizar gelmekte. Bunlardan Garip Senem ile Emrah Selvihan ve Selatin Peri ile Şah İsmail, Gülizar, Gülpeli ve Arap Üzengi ile evlenir. Metinde üzerinde durması gereken bir başka konu da babanın oğlunun getirdiği kızlara aşık olması bahsettik. Unutmayınız. öf adetlerinde görülmeyen bir husustur. Cezalandırılır. Görmeyen gözün tedavisidir. Kuş tüyüne kuş tüyüyle görmeyen gözün tedavisi yapılır hikayenin özeti Kandahar padişahın hiç çocuğu yoktur. Bunun üzerine bir derviş yardım eder ve eğer verdiği elmayı karısıyla yerlerse çocuklar olacağını söyler. Bunu yapan padişahın güçlü oğlu olur. Derviş bu oğlana İsmail Şah adını verir. Bir gezinti sırasında Gülizar adındaki kıza aşık olur. Fakat Gülizar'ı annesi kaçırır ve başkasıyla evlendirir. Gülizar'ı aramaya koyulan Şah İsmail yol üzerine birçok kahramanlık yapar ve Gülperi ve Arap Üzengi adında iki kıza aşık olur. Beraber Gülizar'ı kaçırırlar ve saraya dönerler. Bu durumu kıskanan Şah İsmail'in annesi onun öldürülmesini ister babası oğlunu öldüremese de gözlerini e, mile çeker ancak güvercinlerin yardımıyla tekrar görür babasını öldürür ve Şah İsmail 3 kızla evlenir biraz daha devam etse herhalde daha fazla evlenecekti Şah İsmail abimiz bunu da bitirdik arkadaşlar bundan sonra Yaralı Mahmut hikayesine geçeceğiz bir diğer kahramanlık hikayemiz görüşmek dileğiyle